Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle yepyeni bir videoyla beraberiz arkadaşlar. Bugün sizlere okula dönüş için bazı şeyler hazırladım. Onların yapımını anlatacağım ve bir tane de sizin gözünüz önünde yapacağım. Öncelikle okula dönüş için arkadaşlar böyle bir kitap hazırladım. Gerçekten çok güzel. Bu kitaba sunumlarınızı yazabilirsiniz veya notlarınızı alabilirsiniz arkadaşlar. Not defteri olarak da kullanabilirsiniz ama sunum almak için daha güzel. Şimdi hemen tanıtayım. Burada güzel stickerslar yapıştırdım ve bir su yapıştırdım arkadaşlar. Bu su gerçekten çok hoşuma gitti. Keşke bunun gibi birçok figür olsaydı. Neyse arkadaşlar, böyle bir kitap hazırladım. Birincisi bu. Kitabı alıp yapıştırıyorsunuz. Bu kadar. İkincisi ise arkadaşlar kalemtıraşlar hazırladım. Şimdi bunlar çok güzel kalemtıraşlar. Şimdi şöyle göstereceğim. Bunlar arkadaşlar bildiğiniz gibi hep çöpe gitmek zorunda kalıyoruz ve yani yoruluyoruz değil mi? O yüzden arkadaşlar bunları kullandım. Çöpe gitmeye gereği kalmıyor artık. Bunun içine açıyoruz ve işte sonra burada birikiyor, sonra da atıyoruz ve önünde süsledim şu şekilde. Evet, kuzenime de bir tane yaptım. Yanlış duymadınız, kuzenime de bir tane yaptım. Şimdi kuzenime yaptığımı göstereyim bir de ben. Şu an bu buradan çıkmıyor. Çıkmıyor. Korkuyorum, neden çıkmıyor? Evet, yapıştırıcı yüzündenmiş. Evet, çıktı. Böyle arkadaşlar kuzenime de hazırladım. Böylesini hazırladım kuzenime de arkadaşlar. Gördüğünüz gibi buradan açınca açacağınız hazırdır. Böyle. Gayet güzel. Kuzenimin bu tarafında mavi ve pembe bir şey. Bu tarafında ise yeşil, sarı vesaire bir şeyler var. Neyse, böyle kuzeniminki. Benimki de böyle. Ben sadece tek bir yön istedim. Bu şekilde. Benimki biraz daha sağlam oldu. Oysa ki ikisinde de aynı malzemeleri kullandım arkadaşlar. Kalem tıraşları hazırlayabilirsiniz. Ve şimdi Mili ve Mori kutusundan sizlere bir küçük kalemlik hazırlayacağım. Bunun içerisinde şekerlerim var açıkçası. Şöyle gösterebilirsem sizlere. Ama erimemişler. Bu şekerlerim var. Mili ve Mori şekilde. Şimdi bunlar hazırlayalım. O zaman gerekenlere geçeceğim ve şekerleri boşaltalım. Evet arkadaşlar, biraz şey başlıyorum ama arkadaşlar benim gibi kalemlik yapmak istiyorsanız, diyorsanız ki ben okula taşınılacak kalemlik yapmak istiyorum, öyle de yapabilirsiniz. Ben şimdi okula taşınacak mı yapsam diye bir kendime soruyorum. Ama sanki... Evet, okula taşınacak yapabiliriz mesela. Şimdi arkadaşlar bunu okula taşınacak yapmak istiyorsanız, kalemlik istiyorsanız yani. Etrafı güzelse arkadaşlar bence hiçbir şekilde kaplamanıza gereği yok. Sadece birkaç süs koyabilirsiniz ben gibi. Ben şimdi birkaç süs koyacağım. Ama arkadaşlar bunu okula taşımalık mı yapsam diye bir düşünüyorum da hala. Ben pembelerle yapacağım ama siz istediğiniz gibi yapabilirsiniz. Sizin dilediğiniz renkler de güzel olabilir aslında. Evet, şimdi okula taşınır yapmak istiyorsanız buraya sadece bir silgi ve 2-3 tane şu boylarda kalem sar. O boylarda kalemler satışa çıkarılmış arkadaşlar. Yani satışta varlar. Bakabilirsiniz. Veya kendi kaleminiz küçüldüyse bunu bir deneme sınavı günü için kullanabilirsiniz. Ama ben şu an bu sene ben 5'e geçtim arkadaşlar. O yüzden biraz kendim yapacağım. Öbür senelerde hiç kendi yaptığım şeyleri, yani aslında yapmamıştım öbür senelerde kendim. Doğru ya, doğru bir şey. O senelerde böyle fazla yapan yoktu zaten. Kuvvetli yapıştırıcı kullandım ben. Ve şimdi bunun tersine bunu böyle kafalarına yapıştıracağım. Yapıştırmayayım ya da kafalarına nereye yapıştırayım ben bunları? Düşünüyorum ve
Buraya bir yere yapıştırdım böyle. Ve tatlı oldu. Sizin olduğu belli olabilir. Çünkü sınıftan bazı kişiler yaparsa, yani sizden kopya çıkarsa, kopya değil de yapmak isterse sizin olduğu belli olur. O yüzden arkasına da bir tane yapıştıracağım şimdiden. Ama şu an taştı. Gerçekten. Şaka değil. Neyse, arkasına da bir tane yapıştırıyorum şimdi. O yüzden. Kuzenim gibi. O yüzden. Bir sebep bulmayınca o yüzden diyor. Kendisi. Dil çıkarma nedir Allah'ım? Neyse arkadaşlar, bu video biraz sıkıcı oldu biliyorum. Ama bu video burada bitmedi. Böyle videolar daha yapmak istiyorsanız yapabilirsiniz tabii ki de. Sizin önünüze engel koymadılar ki. Neyse şöyle. Evet. Nasıl? Güzel mi? Şu şekilde. Şuranın ortasına bir yere. Evet. Burada Milli ve Molly'nin üstüne. Burada da Milli ve Molly'nin ortasına koyduk. Evet. Bir dayı olacak dedim. Ve bu dayı da böyleydi. DIY böyleydi. Şimdi diyorsunuz ki bu DIY az bir DIY, yani bunu herkes yapabilir. Evet, herkes yapabilir diye yaptım zaten. İsterseniz arkadaşlar siz böyle bir DIY yapmayı bilirsiniz. Ama ben böyle bir DIY olsun istedim. Buna mesela kalem şu kadar kalemler satılıyor arkadaşlar. Satılıyor ve kendiniz küçülmüş kalemlerinizde şu şekilde koyabilirsiniz. Şimdi buradan açıyorum. Mesela yapıştırıcınızı koyabilirsiniz içerisine. İşte o kadar kalemlerinizi ve silginiz çok rahatlıkla girer. Silgi bulayım bir tane ben şimdi şuradan. Mesela şu kalemin yarısı girer buraya. Yarısı kadar küçülttüyseniz kesinlikle girer. Kalem tıraşınız girer. Evet, böyle bir kaleminiz girer. Ve bir de silgi bulmalıyım. Evet, silgi de buldum. Bu şekilde bir de silginiz girer. Evet, şimdi deneyelim. İlk baş yapıştırıcıyı sokuyorum. Evet, girdi. Silgiyi sokuyorum. O da girdi. Kalem tıraş, belki öbür yaptığımız kalem tıraşı sokarım ya da. Evet. Benimkini sokuyorum. Yok, benimkini şu. Evet, bu da giriyor. Bu kalemin de biraz daha küçük olursa daha güzel olur. Evet, böyle girdiler. Hepsi girebiliyor arkadaşlar. Bunu böyle sınıfa özel günlerinizde getirebilirsiniz yani. Her gün tabii ki de bunu getirmek biraz mantıksız olur. Neyse işte arkadaşlar, böyle güzel. Şu an kuzenim rahatsız ediyor. O yüzden çok özür diliyorum. Yani böyle bir DIY'de hazırlayabilirsiniz dediğimiz ve güzel olur arkadaşlar. Şimdi ben bir şey deneyeceğim. Bu kutudan bunları çıkaracağım. Çünkü bu kutuya okullar başlayana kadar hiçbir şey olmasını istemiyorum. O yüzden bu kutu sadece böyle burada duracak. Bir sonraki DIY videosunda görüşmek üzere. Güzel DIY'ler yapıyorum arkadaşlar. Öyle yaptığımı düşünüyorum en azından. Neyse arkadaşlar, DIY'imiz bugünlük bu kadardı. Sizlere bugünlük bir kalemle konuşturdum. Bunu çoraptan da yapabilirsiniz ama ben çoraptan biraz zor oluyor yani. Yapmadım daha hiç çoraptan ama gördüğüm üzere zor oluyor arkadaşlar. Evet, yani o şekilde bir DIY hazırladık ve size hazırladığım DIY'leri gösterdim. Neyse arkadaşlar, videomuz bu kadar. Çok uzattım lafı. 2-3 dakikalık yapacaktım. Bakalım kaç dakikalık olmuş. Evet, 9 dakikalık olmuş. Neyse, sizleri seviyoruz. Kanalımıza abone olmayı, yazmayı ve like atmayı unutmayın. Sizleri seviyoruz. Bay bay.